Edebiyat Doktoru'ndan herkese merhaba. İkinci inceleme ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda aynı yayının yani Altın Anahtar yayınlarının Kırmızı Dil Bilgisi Soru Bankası'nı incelemiştik. Bu videomuzda AYT 24 Türk Dili ve Edebiyatı denemesi adı altında bir kitap yayınladılar. Bana da gönder bu, gönderdiler bu ürünü hemen incelemek istedim. Kitabın arka kapağına bakacak olursak Alan yeterlilik testi Türk dili ve edebiyatı sorularına hazırlık amacıyla yayınladığımız bu kitap ÖSYM'nin AYT soruları esas alınarak hazırlanmıştır. Ben de zaten en çok bu kısmı kontrol ettim sizler için. Burada daha önceki evet daha önceki videomuzda biz şu kırmızı kitabı incelemiştik. Sıfırdan %100'e taktiklerle ettiği bilgisi soruları. Mavi kitabı da incelemek istiyorum boş bir vaktimde. Bu sarı kitabı da konu anlatım olarak tavsiye ederim. Cumhuriyet döneminde eksikleri olanlar için de Cumhuriyet dönemi Türk bir sorusu adı altında bir soru bankaları daha var. Veya Sadece 500 tane bilgisi sorusu çözeceğim diyenler için karma dil bilgisi soruları da var içinde. Özellikle bunu da tavsiye ederim. Tabi denemeye geçmeden önce 2018 AYT ile ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. İlk 4 soru. Şimdi ilk 4 soruya baktığınızda parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Cümlede anlam ve paragraf ile ilgili sorular karşımıza geliyor. İkinci soru bu şekilde bir soruydu. İşte birinci cümlede işte neyden söz edilemez, hangisi söylenemez? Bu tarz sorular vardı. Üçüncü sorumuz AYT sorularında işte bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Açıklama, nicel veriler. Ve dördüncü sorumuz ise yine bir parça veriliyor. Buna göre Hemingway'in yazılarından hangisi? işte en belirgin özelliği sorulmuş bize Hemingway'in yazıları ile ilgili. Şimdi bu kitapta yine bütün denemelerde ilk dört soru az önceki sorulara benzer sorular şeklinde hazırlanmış. Edebiyat soruları değil ilk dört soru. Cümlede anlam veya paragraf soruları. Onun haricinde kalan 20 soru arkadaşlar e, bildiğiniz edebiyat sorusu. Cevap anahtarlarını da en son kısma koymuşlar. E, 24 tanesi de duruyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani soru içeriklerinin tabi tamamını gösteremem. Hem e, hızlıca şöyle bir bahsetmek istiyorum. İlk 4 soru dediğim gibi e, sizin normal sınavınıza çok yakın sorular. Yani 5. sorudan sonra direkt şiir bilgisiyle yani başlıyor sorularınız. Şiir bilgisi, işte yine şiir bilgisi. Burada da mesela gazelle ilgili bir soru hangisi işte gazelin ilk beyti olabilir ki sınavda da buna benzer bir soru vardı. Sadece şekil özelliği üzerinden gazeli çıkarabilirdiniz. Yani birebir sınavla ilgili uyumlu sorular sorulmaya çalışılmış. Mesela şurada bir 10. soru var. Yukarıdaki beyitler aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir? Yani şiiri okuyup şiirin anlamı üzerinden dönemini çıkartmanız gerekiyor. Bu tip sorular ayette de vardı. Denemede de konması çok hoş olmuş çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Sonuçta bu bir deneme kitabı arkadaşlar. İçerisinde 24 tane AYT denemesi var. Peki neyi beğenmedik? Hani her şeyi söyledik. Neyi beğenmedik? Hani kitabın içerisinde bazı soruları gördüm. İşte aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'e ait değildir? Hani o kadar kısa bir soru ayete de karşınıza gelmez veya o şekilde bir soru geleceğini düşünmüyorum. Artık ezberden ziyade bazı soruların daha çok yoruma dayandırıldığını görüyoruz biz. Birkaç soru. Tabi bu fazla değil. Birkaç soruda ben öyle gördüm. Zaten bütün kitaplar için ben bu sene aynı şeyi söylüyorum. Lütfen fiyatları biraz aşağıya indirin. Onun haricinde bir de videosu da olsa çok hoş olurdu diyebiliriz. Sonuçta bu AYT denemesi son bir ay kala bu 24 tane denemeyi arkadaşlar çözmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.